Merhaba arkadaşlar PowerPoint ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. İsterseniz şimdi e, ufak tefek bazı uygulamalar yapalım arkadaşlar. Şimdi karşımızda bu şekilde bir slide var arkadaşlar. Çeşitli resimler konumlandırılmış. Tabi resim eklemeyi vesaireyi şu ana kadar görmedik. Onları da görüyor olacağız detaylarıyla birlikte. Ve yazılar var arkadaşlar. Bizim işimiz şu an yazılarla. Yazılarla ilgili baktığımızda sunum görünümüne geçtiğimizde şu şekilde sunumumuzu açarsak arkadaşlar geldiler animasyonlar vesaireler yazılarımızın çok göze çarpıcı olmadığını görüyoruz. Ee, sunumlar genellikle görsel ağırlıklı yazılar az olacak şekilde yapılması daha makbul olacaktır. Fakat buradaki yazılarımızın etkinliğini bir takım yazı ayarlarıyla birlikte nasıl arttırabiliriz başlık kısmında hem de maddelerle ilgili kısımda bunlara bakıyor olacağız. Şimdi isterseniz ESC'ye bastım, sunum görünüşünden çıktım. İlk önce başlık kısmımıza gelelim. Bakın başlık kısmına geldiğimizde bir text yani metin kutusu açılıyor. İlk önce metin kutumun boyutlarını ayarlıyorum. Yazıma uygun olacak şekilde. Baktığımızda bunun konumuyla ilgili bir sıkıntı var mı? Konumuyla ilgili bir sıkıntı yok şu an. Daha sonra arkadaşlar bunun rengini işte istediğiniz bir renk, daha çok işte slaydınızın arka planına uyabilecek renkleri vesaireleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bir renk yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki buradaki rengimizi arkadaşlar beyaz arka plan şeklinde bir renk yaptık arkadaşlar. Daha sonra bunu biraz katılaştıralım ki daha böyle bir katı görünüş elde edelim. Şu şekilde kalınlaştırdık. Bir miktar yazı fontumuzu büyütelim. Bakın yazı fontumuzu büyüttükten sonra metin kutumuz küçük geldi. Metin kutumu bir miktar genişletiyorum arkadaşlar. Biraz daha isterseniz büyütebiliriz. Bu şekilde yana doğru açtım. E, konumlamayı daha detaylı ay ayarlamak istiyorsanız arkadaşlar e, klavyenizden CTRL tuşuna basın. Mouse'unuzun orta tuşuyla birlikte zoom yapmak istediğiniz kısma e, Mouse'unuzun orta tuşunu yuvarlayın arkadaşlar. Bakın geriye doğru yuvarlıyorum. Zoom out İleri doğru yuvarlıyorum, zoom in arkadaşlar yani zoom yapmış oluyoruz. Burada detayla de, konumlamayla ilgili istediğiniz şekilde bir e, ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra diyelim ki rengimizi verdik, kalınlaştırdık, konumuyla ilgili ayarlamayı yaptık. Bununla ilgili bazı efektler vesaireler ekleyebilir miyiz? Tıkladıktan sonra arkadaşlar biçim sekmesine tıklayalım. Metin dolgusunu değiştirmek istiyor muyuz? Şu an için değiştirmeyeceğiz. Bir resim gradyan vesaire atamak istiyor muyuz? Bununla ilgili e, değerlendirmeler yapabilir çizebilirsiniz bu şekilde ışıklandırma gelsin mi gelmesin mi veya ne yapabiliriz Arkadaşlar bunun e, etrafına çok ince bir e, ne çizebiliriz çizgi e, oluşturabiliriz Mesela siyah siyah geldim bakalım tekrar e, şu an e, bu şekilde isterseniz bir tık daha ne yapabiliriz başlığımızın fontunu büyütebiliriz arkadaşlar Onun için ne yapıyoruz giriş kısmından bu kısma tıkladık ve şu şekilde fontumuzu büyüttük arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım. Bakın bu şekilde gözükmekte. Daha sonra bu çizgiler eğer çok belirgin diyorsanız bunları biraz daha ne yapabiliriz? Biçim kısmından gelip metin ana hattı kısmından arkadaşlar kalınlık kısmından biraz daha azaltmamız mümkün veya tamamen de kaldırabiliriz. İsterseniz kalınlaştırabilirsiniz de. Ben bir tık azaltıyorum. Bu şekilde azalttım şöyle bir başlığımızın olduğunu görüyoruz. Daha sonra tekrar SC'ye bastım. E, CTRL'ye bastım. Zoom out yaptım arkadaşlar. Bu bu şekilde kalsın. Daha sonra arkadaşlar yoğun rekabet art, e, azalan karlar, artan müşteri beklentileri vesaire bu kısımla ilgili ayarlamalar yapacağız. Metin baksımı tamamıyla seçtim arkadaşlar. Giriş kısmına geldim. E, burada e, bu yazıları bir miktar kalınlaştırıyorum ve bir tık büyütüyorum arkadaşlar. Daha sonra metin kutumu diğer kutularla karşılaşmaması için olması gerektiği seviyede küçültüyorum arkadaşlar. Daha sonra burayla ilgili neler yapabiliriz? Burayla ilgili belki italik bir yazı kullanabiliriz. Yazımızla ilgili arkadaşlar metin gölgesi ekleyebiliriz. Veya burada biçim kısmından arkadaşlar metin efektleri kısmından bazı ayarlamalar yapabiliriz. İşte gölgeler ekleme veya şuradan parlamayla ilgili bazı şeyler koyabilirsiniz. Bakın biraz daha şu şekilde etkisini düşürecek şekilde veya bu şekilde olabilir bakın arkadaşlar. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? 3D görünüşte bunu bir miktar döndürebilir miyiz acaba? Veya şu şekilde yazarsak bunu şöyle yazabiliriz. Biraz yatırabiliriz arkadaşlar. Veya şu şekilde konumlayabiliriz veya şu şu alttaki daha iyi olacak belki ya da hiçbirini yapmadan arkadaşlar bu şekilde bırakabiliriz bir tık daha ne yapabiliriz e, font büyüklüğünü arttırabiliriz fakat tabii ki başlığımızda bu e, arkadaşlar orantılı olmalı e, bu büyüklük bence e, biraz fazla geldi bir tık küçültebiliriz arkadaşlar e, bu şekilde baktığımızda bakın e, şöyle getirirsek tekrar yazılarımızı çok daha güzel olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii slaytta birçok bileşen var. Başlığınız var, yazılar var, resimler var, arka plan şablonu var. Bunların hepsinin belli bir kombinasyon içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de yazılar. Biz yazılarla ilgili neler yapabiliriz slayt içerisinde onları görmüş oluyoruz. Tekrar seçelim bakalım. Biçim kısmından gelelim arkadaşlar. Metin efektleri kısmından dönüştür kısmında neler yapabiliriz? Bu çok uygun değil. Başka neler yapılabilir? Burada çok bu sunum tarzına uygun şablonlar yok arkadaşlar bu konuda. En iyisi bu şekilde durması. Tekrar bakın bu kısma tıkladım. Burada metin dolgusu kısmında mesela şunun rengini değiştirelim. Turuncu yapalım. Tekrar giriş kısmına gelelim arkadaşlar. Bir tık daha bunu büyütüp şu şekilde biraz da zoom yapıp arkadaşlar hafif yazıyı metin kutusunu yukarı alalım arkadaşlar. Şu şekilde evet alt çizgi ile üst çizgiyi hemen hemen ortalattıracağız. Bu şekilde baktığımızda evet getirelim slaytımızı şu şekilde mouse'a tıklıyorum. Ee, bu şekilde daha uygun e, göz, e, göründüğünü söyleyebiliriz. Sizler de ne yapacaksınız arkadaşlar? Tabii şablon oluşturmayı vesaireyi de göreceğiz. Onları e, yaptıkça e, şablonun, yazıların, resimlerin belli bir kombinasyon içerisinde, uyum içerisinde olacağı çok güzel ve etkili animasyonlarla bütünleştirilmiş slaytları e, oluşturacaksınız. Zaten bunların da örneklerini birlikte yapıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.